Yine zirveye adını yazdırdı. 40 puanla birinci sırada tamamladı ligi. İkinci sıradaki Yalıkavak Spor Kulübü'nün de 40 puanı var. İkili averajla Kastamonu Belediyespor şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Yeni Mahalle Belediyesi ligi 3. tamamladı. Bir de tabii ki Handball Kadınlar Süper Ligi'nden düşen takımlar var Serkan. Son 3 sıra düşen ekipler oldu. Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Sivas Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü bir alt lige, birinci lige düşen takımlar oldu. Hatırlanacağı üzere Handball Kadınlar birinci liginden bu sene bir üst lige yükselen de Aracım. Ankara Ego, Araç Belediyespor ve Polatlı Belediyesi spor kulübüydü. Hem Kastamonu hem Araç gelecek sezon Kastamonu'yu Handball Kadınlar Süper Ligi'nde temsil edecek. Tabii ki Kastamonu Belediyespor bu şampiyon olduğu sezonların akabinde olduğu gibi Avrupa'da mücadele etmeye devam edecek. Hem Kastamonu'yu hem Türkiye'yi temsil edecek. Belki de Şampiyonlar Ligi olacak Serkan. Şampiyonlar Ligi henüz Türkiye tarihinde yok. Handball tarihinde. Şampiyonlar Ligi için sanırım biraz formatları daha farklı EAF'nin. Bu sanırım basketbolda Euroleague modeli gibi takımlara bir kartla Şampiyonlar Ligi'ni alıyorlar. Kastamonu Belediyespor uzun yıllardır bunun mücadelesini veren bir Wild camia. card dediğimiz Wild Card. davet edilecekler. Kesinlikle. Onun için de aslında Kastamonu biraz altyapısını tamamladı. Spor salonu artık tamam. Ulaşım. Yıldız isimleri transfer etti. Sponsorluk anlaşmaları var. Örnek sponsorluk anlaşmaları. Yani Avrupa Handball Federasyonu diyor ki benim Şampiyonlar Ligi'me katılacaksan benim Şampiyonlar Ligi'me katkı sunacaksın. Sen hangi katkıyı sunmayı vaat ediyorsun diyor takımlara ve ona göre takımları davet ediyor. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bir adım daha yakın sanki Ya Şampiyonlar aslında ben Ligi'ne. spor kültürüne baktığımız zaman sporun tabana yayılması, bütün kulüplerin, bütün camiaların bu işin içerisinde var olabilmesi adına belirli bir başarı kriterleriyle bence Şampiyonlar Ligi'nin alınması gerekiyor. Çünkü Kastamonu'da veya Türkiye'de senin de dediğin gibi daha önce bunun bir örneği yok. Türkiye'nin şampiyonu veya işte ülkelerin başarı sıralamasına göre belirlenecek bir katsayı ile birlikte şampiyonlar veya birinci ikinci takımların oralara alınması lazım ki spor daha da tabana yayılsın. Handball'da da bazı branşlarda olduğu gibi aslında Doğu Avrupa kültürü daha yaygın durumda. Bunun da ben nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü basketbolda da böyle bir durum söz konusu. Bazı kulüpler küme düşse dahi Euroleague'de mücadele ederken atıyorum bazı takımlar ise şampiyon olsa dahi yine Euroleague'de mücadele etmeye hak kazanamıyorlar. Bence bu çok yanlış bir uygulama. Umarım Kastamonu Belediyespor önümüzdeki sezon hak ettiği Şampiyonlar Ligi'ni izleme fırsatı buluruz biz de. Umarız. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün uzun uzadıya konuşuyoruz. Birazdan antrenör, kaptan ve en çok gol atan oyuncu bu sezonda konuklarımız olacak. Kısa telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz onlarla. Ama ilerleyen dakikalarda misli.com ikinci ligde mücadele eden, bu sezonu tamamlayan GMG Kastamonu Spor'u da derinlemesine konuşacağız. Bakalım güzergahları, rotaları, yolculukları nasıl olacak hep beraber değerlendireceğiz. Belediyespor puan olarak zirvede tamamladığı gibi yani şampiyon tamamladığı gibi aynı zamanda en çok da gol atan takım oldu Serkan bu sezon. Geçtiğimiz sezon da bu istatistikleri her zaman dile getirmiştik. İstikrardan vazgeçmiyor. İstikrarlı bir şekilde ilerliyor. 22 maçta 818 gol rakip ağları havalandırmış Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü. Bu golde içerisinde 110 golde Elif Sıla Aydın'ın birazdan o da konuğumuz olacak. Dilersen antrenörümüzle başlayalım. Serkan İnci ilk öncelikle bir yayın konuğumuz olsun. Kendisiyle bağlantıyı kurabilirsek hemen şampiyonluk düşüncelerini alacağız. Serkan İnci'nin biz Serkan İnci yayına hazırlanırken Serkan iki Serkan arasında kalacağım yayında. Yayına da bağlandı. Şöyle hemen sesimizi de açalım. Değerli hocam, mutlu akşamlar. Evet hocam, yayından değil de telefondan takip ederseniz sesi mutlu oluruz. Evet, şu an alabiliyor musunuz sevgili Dilmaz? Evet, merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar, iyi yayınlar.
şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz şampiyonluğun hikayesini kısaca paylaştık ama bir de teknik yönünü sizden alalım istedik. Hayırlı olsun şampiyonluk. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geldi bu şampiyonluk hocam? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Başta kulüp başkanımız değerli Bülent Bıyıklı'nın babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Biz şampiyon olduk ama başkanımızın acısını da aynı şekilde paylaşıyoruz. Başta benim annem ve tüm annelerin anneler gününü kutlarım sizin vesilenizle. Kulübümüze şampiyonluğa gelecek olursak, yani sizler de bizleri yakından takip ediyordunuz bu süreçte. Çok psikolojik olarak, mental olarak yer yer sıkıntılar, üzüntüler yaşadığımız dönemler oldu ama ligin sonunu mutlu bir şekilde göğüslediğiniz için mutluyuz. Ne olursa olsun sporcu arkadaşlarımız hiçbir şekilde vazgeçmediler. Bundan ödün vermediler. Bizim için değerli hocamızın, hele Tomsen'in ayrılığından sonra bizlerle beraber bir alışma sürecini kısa sürede atlattılar. Ve ne olursa olsun da bu süreçte de birlikte yola çıkıp ligi göğüsledik diye düşünüyorum. Bu anlamda çok mutluyuz. Hepimiz takım olarak, kulüp olarak, Kastamonu halkının da bu şekilde bizlerle birlikte mutluluğu paylaştığını hissediyoruz ve düşünüyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Hocam sezon tamamlandı ama lig tamamlandı ama sezon hala tamamlanmadı. Şimdi devam eden bir Türkiye Kupası süreci var. Onunla ilgili de düşüncelerinizi almak isterim. Değerli Yılmaz, bizim için öncelik olarak ligi şampiyon bitirmekte ama ne olursa olsun tabii ki biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Neticede ligimiz bitmiş olabilir ama Süper Lig, Türkiye Kupası dediğin gibi devam ediyor. Biz olmayanı, Türkiye Kupası'nı, yani Kastamonu Spor Kulübü'nün müzesinde olmayan bir kupayı Kastamonu'ya getirmeyi diliyor ve arzuluyoruz. Bizim için önemli olan şu, evet Süper Lig'in şampiyonluğun tadını çıkartalım ama rehavete kapılmamak çok önemli. Biz fiziksel, psikolojik olarak şu an güçlüyüz ama ne olursa olsun rehavete kapılmadan ligimizi iki kupayla da bitirmeyi arzuluyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yapacağız. Bunu da söylemek isteriz tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ek yapacağınız bir şey var mıdır? İyi yayınlar diliyorum. Tekrar dediğim gibi sporcu arkadaşlarımızı, kulübümüzü gösterdikleri, bize değer veren, emek harcayan, gönülden destekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz. Tebrik Teşekkür ediyoruz ederim. tekrar. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür. Evet Serkan Hoca paylaştı durumu. Aslında dikkat çeken bir nokta şu. Handbol Kadınlar Süper Ligi'ni Kastamonu birçok kez şampiyon olarak tamamladı ama Türkiye Kupası'nı henüz müzesine götürme başarısını elde edemedi. Ya onu da bu sezon Yalıkavak ilk maçında, çeyrek final ilk maçında 6 sayılık bir avantaj yakalamıştık. Artık bu eşleşme buradan dönmeyecektir. Kastamonu Belediyespor bu sezonda Serkan Hoca'nın da dediği gibi Türkiye Kupası'nı da sezon başında Süper Kupayı da müzesine getirerek sezona iyi bir başlangıç yapacağına inanıyorum ben. Kendisinin de söylediği çok hikayelerin olduğu, mental düşüşlerin yaşandığı bir sezon oldu dedi. Gerçekten sporun içerisinde böyle durumlar, böyle anlar yaşanabiliyor. Ne kadar başarılı olursa olsun, kariyer ne kadar başarılarla dolu olursa olsun, herhangi bir sporcunun, herhangi bir antrenörün gittiği her takımda başarılı olması olacak diye bir kaydı yok. Sporda böyle durumlar yaşanabiliyor. Ancak işte bu durumlar bize tecrübe olarak geri döndüğünde ilerleyen yıllarda daha başarılı, daha istekli, daha arzulu takımlar ortaya çıkartabileceğimizi düşünüyorum ben. Evet yani Serkan Hoca geçtikten sonra dümenin başına diyelim henüz mağlubiyet almadı Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü. Bunu da söylemekte fayda var. Başarıların devamı diliyoruz. Dileyelim ve Türkiye Kupası'nda da artık dediğin gibi çeyrek finalde büyük bir avantaj var. Ancak çok ciddi bir ekiple oynanacak karşılaşma. Dikkatli olmak lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Serkan Kesinlikle. Hoca'nın söylediklerini tırnak içerisinde söyledim, aktarmış oldum. Şampiyonluk hikayesi olan şampiyonluklar gerçekten çok daha değerli. Serkan, bu da o şampiyonluklardan bir tanesi. O şampiyonluğun mihenk taşlarından sadece bu sezonun değil Kastamonu'nun başarısındaki bütün şampiyonlukların, Avrupa finallerinin, yarı finallerinin vazgeçilmez ismi takımın kaptanı Serpil İskenderoğlu da
hattımızda olacak. Serpil'den de şampiyonluk değerlendirmesi alacağız. Merhaba Serpil. Merhaba, merhaba Yılmaz'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şampiyonluk hayırlı olsun bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle dün gece sevgili başkanımız Bülent Bıyıklı'nın babasını kaybettik. Çok üzüldük bütün hepimiz. Bütün Kastamonu halkı olarak üzüldüğümüzü düşünüyorum. Öncelikle başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Size Teşekkür de iyi ederim. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten karışık duygular içerisinde yaptığımız bir program bizim de Evet, Serpil. gerçekten öyle. Ama bu tarafa dönelim istersen. Kupa tarafına dönelim. Handbol Kadınlar Süper Ligi'nde bu zamana kadar Kastamonu formasıyla da kupalar kaldırdın ama bu sezon sanki biraz daha farklı oldu. Biraz daha hikayesi olan bir şampiyonluk oldu. Ne söylemek istersin? Evet, böyle direkt baştan sezonun başından kopmayan bir sezon oldu. Böylesi daha böyle değerli oluyor. Biraz önce Serkan da söyledi. Sanki böylesi daha değerli oluyor. Lig sonuçta çok uzun bir periyot. Şans bize geri geldi ve iyi değerlendirmesini de bildik. Bizim açımızdan lig çok güzel bir sonuçla bitti. Evet, zor bir sezon geçirdik. Dalgalanmalar oldu. Hocamız gitti. Diğer tarafa yeni hocamıza, tabii ki Serkan hocamıza uyum sağlamak biraz zaman aldı ama çok güzel şekilde uyumu sağlamayı bildik. Ve kupayı da yine bu sene de Kastamonu'ya getirmeyi başardık. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibimi teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Serpil, maraton devam ediyor. Bir de kupa maratonu var. Seni yakalamışken izleyicilerimizin önünde bunu da soralım. Kupa hakkında, kupa yolculuğu hakkında ne söylemek istersin? Şimdi ligi bitirdik fakat önümüzde Türkiye Kupası var ve bunu da almak istiyoruz tabii ki. Sonuçta biz Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu bence herkese gösterdik diye düşünüyorum. Ve takımımız geniş kadroya sahip, rotasyonumuz gayet iyi, hedeflerimiz her zaman büyük. Kastamonu Belediyesi olarak tabii ki Türkiye Kupası'nı da alıp ilk maçta gösterdiğimiz 6 sayılık avantajı kullanıp Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz. Serpil, Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seninle bir başka güzel, senin Teşekkür ederim. kupaları kaldırdığın nice yıllar diliyoruz, nice yıllar görmeyi ümit ediyoruz. Ek yapmak istediğin bir şey var mıdır? Bu tarz yayınlar için çok teşekkür ediyorum. Siz olmasanız sesimizi nasıl duyuracağız bilmiyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum, Kastamonu Belediyesi handbol takımı daha yıllarca handbola hizmet etmeye devam edecektir. Her zaman hedeflerimizin büyük olduğunu ve bizim her zaman burada o hedefleri gerçekleştirmek için bulunduğumuzu belirtmek isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Mutlu akşamlar Serpil. İyi akşamlar, hoşça kalın. Evet Serkan, sezon başından bu tarafa bir hedef, hedef, hedef hep diyoruz ya. Gerçekten Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü hem hedefi bir yere koymuş, hem o hedef noktasında, o hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Biz birazdan Kastamonu Spor'la ilgili değerlendirmeye geçeceğiz. Gelecek sezon yapılanması nasıl olmalı, şimdiden yapılmalı diye. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü henüz daha şampiyonluk umutlarını sürdürürken aslında gelecek sezonun planlamasını yaptı. Ne kadar doğru bir yapılanma, ne kadar doğru bir hedef ve o hedef doğrultusunda ne kadar doğru bir yol alındığının göstergesi sanki. Kesinlikle öyle Yılmaz. Zaten kurumsal kimliğe sahip camiaların bu tarz yönetilmesi gerekiyor. Bir yıllık, 2 yıllık değil, 3 yıllık, 5 yıllık hatta 10 yıllık planlar dahilinde sponsorluk anlaşmalarını hayata geçirerek o hedefe koyduğu hedefler doğrultusunda sporcuları izleyip izleme komitesinden gelen raporlar doğrultusunda oyuncuların kadrosuna katması gerekiyor zaten. Sezon başladığında, transfer dönemi başladığında veya sezon tamamlığında yola çıktığınız zaman bir değil hatta 2-3-0 geride başlıyorsunuz o maratona. Çünkü şampiyon olan takımlar kimi kadrosunu oluşturmuş, o kadro üzerinde eksiklerini görüp onlara takviye yapan camialardan çıkıyor. Hatta iyi oyuncuları da bir an önce kadrosuna Kesinlikle. katmış, değil mi? Önümüzdeki yılın planlamasını yaptıkları için mesela atıyorum bu sezon kadrosuna bakıyorlar futbol için
Forvet hattında eksiği var. Veya işte handboldan örnek vermek gerekirse benim pivot bölgesinde sıkıntım var diye düşünüp hangi oyuncuyu kadrosuna katması gerektiğinin raporlamasını sezon içerisinde yapıp senin de belirttiğin gibi sezon bitmeden bu isimleri kadrosuna katan camialar genellikle uzun maratonda daha başarılı işler imza atıyorlar. Kastamonu Belediyespor'da henüz sezon bitmeden 5 tane isimle anlaştığını kamuoyuna duyurdu. Şimdi bir antrenör arayışı var sanırım. Onun üzerine de belki birkaç takviyeyle. Serkan, seninle konuşurken bu transferlerin açıklanması erken mi oldu? Daha lig Ben devam düşünmüştüm ediyor aslında. falan diye bir düşüncen vardı aslında, ama öyle olmadığını da sanki gördük. Ya ben şu açıdan söylemiştim onu. Anlaşmaların yapılması gayet mantıklı. Ancak hani sezon devam ederken 5-6 tane oyuncunun birden sözleşme imzalaması acaba dedim yerlerinde oynayan sporcular açısından bir olumsuz bir duruma neden olabilir mi diye düşünmüştüm ben. Ancak özellikle Yalıkavak maçında da gördüğümüz gibi Kastamonu Belediyespor'un bünyesindeki sporcuların hepsi Bir profesyonel karakter de ortaya kesinlikle koydular bir aslında. karakter ortaya koyup profesyonel olarak bu işi yaptıklarını herkese gösterdiler. Onları da tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Bir diğer taraftan okunması gerekirse de o transferlerin açıklanması şu yönden olumlu oldu. Hem işte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar dediğimiz gibi hani belirli kriterler çerçevesinde olacağını söyledik ya. Hem Şampiyonlar Ligi'ne, yani Avrupa Handbol Federasyonu'na bir mesaj vermek açısından, bakın biz buradayız, bu isimleri transfer ettik. Hem de Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün bu isimler dışında kadrosuna katacağı isimlerin daha kolay Kastamonu'yu tercih etmesi açısından da bir okuma yapılabilir bu transferler noktasında. Ancak senin dediğin gibi de bir okuma yapılabilirdi. Bu okumayı yaptık, ancak okuma olarak kaldı. Kesinlikle. Mutluyuz biz Mutlu tahminimizin tutulmasından dolayı. etti. Profesyonel bir oyuncu grubu olduklarını gösterdiler. Tabii ki bu profesyonel oyuncu grubunun içerisinde yer alan çok değerli bir isim var, Elif Sıla Aydın gibi. O da 2-3 sezondur Kastamonu Belediyesi'nin en çok gol atan oyuncusu sezon bitiminde. Bu sezon da öyle, 110 golü var Elif Sıla Aydın'ın. Hem Kastamonu Belediyesi'nde hem de milli takımda bu sezon oldukça başarılı işlere imza attı. Şimdi bakalım bir de Elif Sıla Aydın'dan dinleyelim şampiyonluğun hikayesini. Sıla, merhaba. Merhabalar. Tebrik ediyoruz ilk öncelikle şampiyonluktan ötürü, ve bir de şampiyonluk hikayesini senden dinlemek istiyoruz Sıla. Teşekkür ederim. Öncelikle izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum ve size iyi yayınlar diliyorum. Ve başımız sağ olsun, içimiz biraz buruk. Başkanımız Bülent Bey ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Tüm annelerinden anneler gününü kutlarım. Şampiyonluk lig uzun bir süreçti. Önce bu şampiyonluk durumunu biraz kaybettik gibi oldu. Fakat elimize tekrar bir fırsat geçti. Bu fırsatı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Zaten hedefimiz buydu sezon başından beri. Birçok kulvarda yarıştığımız için zor geçeceğini biliyorduk. Ama sonuca güzel bir şekilde ulaştığımız için de çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımla ve kulübümle gurur duyuyorum. Sıla, bu başarıda en çok gol atan oyuncu olarak da dikkat çekiyorsun. Tabii ki senin savunma yönünü de biliyoruz. Savunma yapmayı sevdiğini ayrıca biliyorum, ama bir de hücum yönü var ki en çok gol atan oyuncu olarak istatistiğe yansıyorsun. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Evet, savunma yapmayı gerçekten çok seviyorum. Fakat gol atmak da ayrı bir keyif verici. Bunu göz ardı edemem. Tabii en çok gol atan oyuncuyum, ama bu yine takımım sayesinde. Sonuçta biz bütünüz. Bu sene bana daha çok pozisyon geldi. Ben de bunları değerlendirdim demek ki böyle bir sonuç elde ettik. Yine de hepimizin ürünü yani. Evet, mutluluğu, başarıyı takım olarak paylaşmak önemli Sıla. Senin de son sözlerini almak isterim. Önümüzde bir Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nda Yalıkavak'la oynayacağız. Her ne kadar ilk maçta 6 farkla bitirmiş olup avantaj görüp görünsek de zor bir maç olacak. Tabii ki de onlar da tur atmamak isteyecekler. Eğer tur atlarsak yine
ciddi iki tane rakiple oynayacağız ve bu da önümüzdeki sürecin zorlu ve biraz daha yoğun geçeceğini gösteriyor. Ama bunun için çalışıyoruz. Sezon başından beri de hedeflerimizin arasında dediğim gibi. O yüzden aynı şekilde savaşmaya ve galibiyet için oynamaya devam edeceğiz. Müzemizi Türkiye Kupası'nda görmek çok fazla istiyorum. Bu kadar. Sezonu iki kupayla bitirip, evet. Evet Sıla, sen deyip. Sezonu iki kupayla bitirip en son o şekilde kutlama yapmak istiyorum ben de. Çok teşekkür ediyoruz da başarılarının devamını diliyoruz. Kastamonu formasıyla nice başarılara, sevgilerle. Umuyorum, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Evet Serkan, Kastamonu Belediyespor'un bu sezonki sloganlarından bir tanesiydi. Birlikte savaşacağız, birlikte kazanacağız diye. Ve en sonunda da bir görsel paylaşıldı. Birlikte savaştık, birlikte kazandık diye. Sıla'nın aslında söylediği çok güzel bir şey vardı. Ben bu kadar çok gol attıysam yine takımım sayesinde. Kesinlikle. Zaten o sloganda da birlikte savaş, birlikte kazan, takım olmanın önemine vurgu yapan bir slogan. Sıla'nın da belirttiği gibi takım sporlarında bireysel performanslardan ziyade takımın ortaya koyduğu performans, başarı daha önemlidir. Ancak son iki sezondur da Türkiye Süper Ligi'nde gol kralı Kastamonu Belediyespor'un en çok gol atan sporcusu olması da onun takımın ortaya koyduğu oyun planına hem de performans olarak ne kadar kendileri ileriye taşıdığını gösteriyor bence. Bütün sporcuların önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı tekrar edeceğine canı gönülden inanıyorum ben. Evet, Kastamonu kızlarıyla gurur duysun. Hı hı. Kastamonu kadınının gücünü parkede gösteren Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün handbolcularına, teknik heyetine, yönetimine, başkanına biz de tebriklerimizi iletelim.